Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Battle of Africa turnuvasının ikinci hafta grupların ikinci hafta maçlarının B grubundayız. Daniel Petkumpet takımıyla Aftermath takımının ikinci maçına geçiyoruz. İlk maçı Aftermath kazanmayı başarmıştı yukarıdaki scoreboard'dan görüyorsunuz. Hızlıca map'i konuşalım, daha sonra örgütlere bakalım. Ama bundan önce bir yine Discord sunucumuzun reklamını yapmak istiyorum. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelirseniz orada birlikte maçlar atıyoruz. Birlikte sohbet muhabbet yapıyoruz. Kurduğumuz takımlarla yabancı takımlara karşı da maçlar atacağız. Yine Duydular kanalının altındaki Record kanalından bize güzel oyunlarınızı atarsanız onların sunumlarını da yine oynadığımız maçlarla birlikte kanalda paylaşmaya başlayacağım. Şimdi maçımızda ırklara bakarak başlayalım. Petkumpet takımının Project Belgium'unda Japonlar var. Japonlar çünkü dört tarafı göllerle çevrili bir map'teyiz. O yüzden Japonları tercih etmiş. Yine Militia Rush da yapabilir. Manhattan Rush da yapabilir. Çünkü 125 daha hızlı vuruyorlar. Hemen burada Daniel'a geçelim. Daniel'da ise Persler var. Persler Puckett oynandığında Paladin spamını çok iyi yapıyorlar. Angelina Jolie'de ise Gotlar var arkadaşlar. Gotlar ise tam bir anti archer ırkı ve infanteri piyade ırkı. Birazdan milişe bastığını, milişe araç yaptığını görebiliriz. Burada Gotlarla birlikte milişe araç da iyi oluyor. Ayrıca ileride bastığı Huskarlar, Crosslardan, Arbalestlerden neredeyse hiç hasar yemiyor. Hemen Aftermath'e geçelim. NBL'li ise Çinliler var. Karşılarında Got'un karşısında Çin oynamak, archer ırkı oynamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Herhalde ise Berberiler var. Berberiler aslında bir Camel Knight karışık ırkı. Çünkü daha çok burada Paladin olmadığı için Camel'a gidiyor, Hussar'a gidiyor. Ama ahır birimleri daha ucuz olduğu için Hussar, Camel karışık birimler yaptığını görüyoruz. Ayrıca bir de Janitor'ları var, Atlas Skirmisher'ları var. Karşıda o kadar güçlü bir Archer ırkı olmadığı için sadece Japonlar gidebilir burada Archer'a. Berberiler de pek iyi bir tercih olmadı gibi. Son oyuncu Leer'de ise Malaylar var. Hemen Malayların da tek dirisine bakalım. Daha sonra map'imizi gezelim. Çağları daha hızlı atlamalarıyla meşhurlar aslında. Harp pillerine de gidebilirler. Pilleri ucuz olduğu için pil bastığını da görebiliriz. Ama en önemli özellikleri zorla asgari alma arkadaşlar. 200 Swords'lara kadar şampiyon olmasa da sadece etle basılmaya başlanıyor ve oyun uzarsa bir anda böyle çok fazla üzerinizde 200 aktığını görebiliyorsunuz. Map'te gold kalmayınca üzerinize gelen 200'ları durdurmakta zorlanıyorsunuz. Burada goldların Militia Rush'a gidebileceğini söylemiştim. O da Militia'larını basmış. Hera'nın üzerine doğru gitmiş. Map'imiz bu arada çok garip bir map. TC'ler birbirinin dibinde neredeyse. Sadece etrafında 2-3 tane odun kaynağı var ama buradaki 6-7 tane gergedan var hepsinin etrafında. Onları toplayarak hızlıca gelişebiliyorlar. Odun toplamak için dışarıya açılmak durumundalar ve odun kaynağı çok az haritada, o yüzden çok rahat bir şekilde işçilerini düşürmeye gelebiliyorlar. Etraftaki 2 tane, pardon 4 tane dokta ise phishing yaparak ekonomilerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Şu an bakalım bir dok için savaş var mı? Aftermath sol alttaki gölü almış. Buraya outpostunu da atarak koruyor. Ama Leer'i üst tarafa doğru Project Belgium'un phishing yaptığı bölgeye doğru şimdi bir tane çiftliği yılanladı ve tam köşeye oraya dok atacak. Bakalım oradaki phishingler görecek mi? Şu an savaş sesini açıp kapatıyorum. Görmüyor. Diğeri de köşede işçisiyle beklemeye devam ediyor. Hala dokunu oraya atmadı. Burada Leer'i bastığı milişalarla birlikte Project Belgium'un odunda kişilerine girmeye çalışıyor. Project Belgium da attı, arkaya doğru attı. Tower'la ve Archer Range'de orayı korumak istiyor. Manhattan upgrade'i de geldi ama işçi tamir ederek orayı tutmayı başardı. Şu an sol tarafta Angelina Jolie de bir yandan milişalarıyla NBL'i darlamaya çalışsa da NBL'den hemen Archer Range geliyor. Gelecek birkaç tane Archer kendilerini koruyacaktır. Şu an diğer oraya işçileriyle de geldi. Bir tower'da onun attığını görebiliriz. Manhattan'ların koruması altında buraya bir tower atabilirler. Hemen orada hızlı bir şekilde Quick Ball geldi. Daha doğrusu Leer'i burada kendi base'ini korumaya çalışıyor. Project Belgium burada saldıran tarafmış. Manhattan'lar Project Belgium'dan gelmiş.
Petkumpet takımı Menatars ve Misha Rush'larla birlikte rakibi darlamaya çalışıyor. Şimdi Angelina Jolie soldan ilerliyor. Sanırım Tower Rush'la NBA'yi geri düşürmek isteyecek. Sağ tarafta karşı dok atılmış. Buradan Fire Chip basılıyor. Çok hazırlıksızlar. Burada 15 tane Fishing bir anda düşebilir. Leary burada getirdiği Archer ile birlikte Project Belgium'un Menatarmslarını kesmekte hiç ama hiç zorlanmayacaktır. Angelina Jolie sol tarafta MBL'e doğru bir tower atmak istiyordu ama MBL hemen karşı tower'ı ondan çok daha erken bir şekilde yapıyor. İşçi sayısı çok olduğu için Veçin hemen işçileri soktu. Menatarmsları orada düşürmek isteyecek. İşçileriyle de burada karşı tower'a vurmaya gidiyordu ama Angelina Jolie'den çok iyi bir quick wall izledik. Orayı kapatarak işçilerin tower'ın dibine girmesini engellemişti. Son bir bölge kalmıştı ama orayı kapatamayınca şimdi işçiler tower'a vura vura düşürecek ve burada işçilerini de kaybedebilir. Yaklaşan Manhattan'lar tower'ın menzilinde şu an o tower düştüğü anda Angelina Jolie burada çok kayıp verecek ve baskısı sonuçsuz kaldı. Ama Project Belgium attığı tower ve Manhattan'larla Leary'i darlamaya devam ediyor. Şu an diğeri 3-4 tane Archer basmış. Sayısı arttığında oradaki Manhattan'ları çok ama çok rahat düşürecektir. Burada bir savaş sesi var ama şu an tam olarak Manhattan'lar burada 4 tane Manhattan'sıyla Angelina Jolie mile vuruyormuş. Mil iyi bir seçim değil gibi duruyor. MBS pardon Hera ise bastığı scoutlarla birlikte artık o da rakip base'e rakip base'e darlamaya gitmiş. Project Belgium'un golduna girebilir. Project Belgium ise bastığı burada iki tane Spear ile birlikte Hera'yı karşıladı. O iki Spear Hera'yı tutacaktır. Ama burada Leary'nin yaptığı karşı dok hamlesi yukarıdaki 15 tane Fishing'i tek tek düşürüyor. Rakip belki farkında bile değil. Şu an Project Belgium yeni bastı Fire Chip'ini ama hiçbir şey ifade etmiyor. O kadar o kadar Fishing'i kaybettikten sonra ama Project Belgium da aynı hamleyi sol altta yapmış. O da Aftermath takımının sol alttaki gölünü temizlemeyi başarmış. Angelina Jolie de sol alttaki göle açılmış ve etrafını burada outpostlarla açarak gelmelerini engelliyor. Üst gölde hiçbir şey yok şu an. Herhalde scoutlarıyla gezmeye çalışsa da Spear'lar peşlerini hiç bırakmadı. Orada Project Belgium çok fazla işçiyle yukarıya doğru kaçıyor çünkü diğerinin archer'ları peşine düşmüş. Hera scoutlarıyla buraya gelirse 5-6 işçi daha düşürebilirler. Project Belgium işçilerinden birini kaybetti orada archer'ları. Acilen buraya asker getirmesi gerekiyor eğer oyunu bir an önce kazanmak istiyorsa ama Daniel Castle'a geçen ilk isim oldu ve Knight'larını oraya yaklaştırıyor. Gelen Knight'lar burada 4 archer'ı kesmekte. Bir saniye bile sürmeyecekti. Oraya Camel ve Archer Knight gelmeye devam ediyor. Ama Archer'lar gitmeden orada işçi kesiyorlar. Ward'daki işçilerden 2-3 tane daha kestiler. Burada Knight'lar müdahale etmeye de çok geç kaldı. MBL de bir yandan bastı Archer'larla. Burada Project Leary'nin üzerine gelen Project Belgium baskısını azalttı. Project Belgium'u da buradan kışkışlamış oldular ama Daniel'ın Knight ve Camel'larına nasıl bir cevap bulacaklar şu an onu düşünmeleri lazım. Hera hala burada Feodal'de henüz Kessel'a geçebilmiş değil. Karşısındaki Knight ve Camel'ı durdurmakta zorlanıyorlar. MBS ise yukarıda Archer'larıyla Angelina Jolie'nin odundaki işçilerini yakaladı. Hera da burayı scoutlarıyla destekledi. Şu an orada Angelina Jolie çok fazla işçi kaybediyor. Skirmisher'lar gelse de scoutlar bir anda Skirmisher'lara dönebilir. Ama Spear işçileriyle birlikte orada scoutlardan ikisini düşürdüler. Scoutlar hemen Skirmisher'lara doğru yöneldi. Orada Spear'lar gelmeden 3-4 tane Skirmisher'ı düşürebileceklerdi ama oraya Spear'lar şu an müdahale edip o bölgeyi kontrole aldılar. Bu arada Project Belgium üst taraftaki gölün kontrolünü de tamamen ele geçirmiş. Geriyi köşeye sıkıştırmış. Ama Leary Fire Chip basmaya devam ediyor. Bir anda oradan çıkmak isteyecektir. Yine Fishing kesmeye gidecektir. Harita çok küçük olduğu için arkadaşlar savaşlar hiç durmuyor. Kessel'a geçmeden Feodal'de bile
defalarca kez savaştılar. Burada yine Lyri bastığı Spear ve Archer'larıyla kendini koruyor. Artık Hera da Kessel'a geçti ve Knight'larını basmaya başladı. Ama karşısındaki Camel'ları unutmamak lazım. Pers'in Camel'ları burada Knight karışık olunca durdurulamaz olabiliyorlar. Hasarları çok fazla oluyor. Yukarıda MBL bastı Archer'larıyla. Tekrardan Angelina Jolie ilerlemiş. Gelen iki Knight'ı da aslında iyi mikroladı diyebiliriz. Orada belki de birazdan Kessel'a basıp cross yaparsa rakibin işini iyice zorlaştırabilir. Hera buraya 4 tane Knight ile geliyor. Angelina Jolie zaten puanda görüyorsunuz çok geride. Oyunun başından beri burayı MBL darlamayı hiç bırakmadı. Ayrıca bir de burada Tower Rush'a gitmişti. Orada da çok ekonomi kaybetti. Knight'lar şimdi Angelina Jolie'nin odundaki işçilerini yakaladılar ve bir bir biçiyorlar. Angelina Jolie zaten gerideydi. Şimdi çok daha geriye düşecek. Odun toplayamıyor. Gold toplayamıyor. Şu an Angelina Jolie'nin hiçbir resource yok. Tüm işçileri tilsimin içine girmek durumunda kaldı. Etrafta hiç işçi yok. Burada artık durum 3'e 2 kalmış gibi gözüküyor. Gelen Knight'ları da burada Daniel'dan gelen Knight'ları da MBL Archer'larıyla güzel mikroladı. Cross olmasa da şu an yine orada mikrolayarak Knight'lara iyi hasar bıraktı. Ama Daniel oraya baya bir Knight yolluyor. Şu an Hera da getirdiği Knight'larla birlikte burayı engellemeye çalışsa da Daniel çok fazla Knight getirdi ve orayı artık kurtaracak gibi gözüküyor. Aftermath aslında durumu 2-0'a getirip hatta 3-0'ın eşiğine gelebilir. Burada Aftermath ilk hafta maçını sanırım aynen 3-0 kazanmıştı. 3-0 3-0 ilerlerse haftaya Vietnam Legends'ta oynayacakları gruptan lider çıkma maçında kendilerine bir özgüven aşılayacaklardır. O yüzden bunlar ayrıca burada bir puanı bile kaybetmek istemiyorlar. O yüzden Aftermath çok kontrollü bir şekilde oynuyor. Hiç böyle mesela Angelina Jolie gibi Tower Rush falan denemediler. Hiç ekstrem olaylara girmediler. Yavaş yavaş 1-2-1-2 birbirlerini koruya koruya ilerliyorlar. Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Zaten Hera, Lieri ve MBL'i Red Bull Valorant turnuvasından herkes hatırlıyordur. Orada da çok iyi performanslar sergilemişlerdi. Hera'dan da şimdi Camel'lar geliyor. Daniel'ın Knight'larına karşı Hera da artık Camel'a dönünce orada olaylar karışacak. MBL buraya çok fazla Spear ve Archer getiriyor. Daniel'ın oradaki Knight'larının düşmesi GG'yi getirebilir. Çünkü karşının Angelina Jolie'nin hiç ordusu yok. Project Belgium'un da neredeyse hiç ordusu yok. Burada tek başına Daniel savunmaya çalışsa da Hera üst taraftan Camel ve Knight'larıyla bu sefer de Daniel'ın base'ine girdi. Diğeri de cross upgrade'ini almış, Pikeman'leri önüne katmış. Project Belgium'u darlıyor. Hera Daniel'ın base'inde Gold'daki işleri bir bir kesti. Sol taraftaysa Camel'larla birlikte yine Daniel'ın Knight'larını kesmişlerdi. MBL o kadar çok Archer biriktirmiş ki şu an Angelina Jolie'ye göz açtırmıyor. Angelina Jolie ise burada attığı iki tower'la birlikte stone toplamak istiyor. Tek toplayabileceği şey orada stone ve onunla da Kessel'a geçip Kessel atmak isteyecektir. Ama hala Feodal'de Kessel basamadı. Lieri buradaki Archer baskısıyla birlikte Project Belgium'un bayağı bir işçisini kesmiş ve kesmeye devam edecekler. Hera orada Camel'larıyla Archer'lara destek çıkıyor. Orada Project Belgium bir Siege Workshop atmak istemişti ama o da dinaylandı. Daniel buraya Knight'larıyla yaklaşıyor. Önüne birkaç da Camel katmış ama artık işten geçti. Hera'da ortadan sadece Camel'a döndüğünü görüyorum. Rakibin Knight gittiğini gördüğü için Camel'larla böyle geldi. Project Belgium'un TC altında bir işçisi TC ve Daniel'ın Knight'larına doğru ilerliyor. Ve güzel bir mikrolamayla TC'den hasar yemeden çıkmayı başardı. İlk olarak orada Daniel'ın Camel'ları girmişti, hemen geri çıktı. Çünkü MBL arkadan cross'larıyla müdahale ediyor. Şu an Daniel'ın kurtuluşu neredeyse kalmadı. Project Belgium zaten diğeriyle uğraşmaktan asker basamadı. Hiç ekonomileri yok şu an. Project Petkumpet takımı 2-0'a gelecek gibi, bu maçı da kaybedecek gibi duruyor. Özellikle sol tarafta Angelina Jolie o kadar geri düştü ki arkadaşlar, hala
1800 puandalar. Daniel'ın 32 işçisi var. Angelina Jolie'nin 37 ama karşılarındaki Hera'nın ikisinin toplamından daha fazla işçisi var. 78 işçisi var. Burada yine Project Belgium'da 46 civarında, Lieri'den daha az. İşçi sayıları çok önemli ekonomi için ama Daniel'da şimdi Lieri'nin B'sine Camel ve Knight'larıyla girdi ve orada 10'a yakın işçi düşürecek. Hemen Hera Camel'larıyla oraya yaklaşsa da pek yeterli olmayacak. Artık orada giden işçiler gitti bile. Orada sayıca da çok geri olduğu için Daniel hemen geri çekiliyor. Hera orayı en az hasarla atlatmak için oraya Knight ve Camel yollamaya devam edecek gibi duruyor. Bir stable daha atıyor. Sayıda geri düştüğünü gördü ve ek bir stable oraya atacak. Ama Hera imp'e basan ilk isim oldu. Angelina Jolie Kessel'a daha yeni basmışken Hera karşısında imp'e geçecek. Gerçekten burada alacakları teknolojik avantaj onları çok öne geçirecektir. Petkumpet için bir yıkım olacaktır derken burada GG'ler geldi bile Petkumpet takımından. Daha Hera'nın imp'e geçtiğini görmeden GG verdiler. Lieri yukarıda crosslarıyla, yine Daniel'ın hiç işçisi kalmamış. Daniel'ın burada Hera'ya denediği baskın da sonuçsuz kalınca GG'yi verdiler. Aftermath şiir gibi oynayarak durumu 2-0'a getirdi. Hemen diğer videoya geçelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.